Merhaba arkadaşlar, merhaba Gimp severler. Bu dersimizde Gimp içerisinde hızlı maske nasıl kullanılır? Bunu bir öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hızlı maske bizim e, seçim yapmamızı kolaylaştıran bir seçenektir. Hemen nasıl yapılacağını şöyle bir görelim bakalım. Select'e geliyoruz yukarıda arkadaşlar. Select seçim demektir. Seçime geliyoruz. Aşağıda Toggle Quick Mask. Yani Burada hızlı maskeyi aktif hale getir seçeneğimiz vardır. Bunun kısa yolu da Shift Q'dur arkadaşlar. Yani ister Shift Q'ya basarak bakın şu ekrana geliyorum. Shift Q'ya basarak ve tekrar basarak bunu aktif hale getirip kapatabiliyoruz. Peki ne yapıyor bu arkadaşlar? Bu aracımız örneğin Slack'te gelelim. Toggle Quick Mask diyerek hızlı maskeyi aktif hale getirelim. Şimdi burada arkadaşlar boyama aracımız, fırçamız iyi bir iş görecektir. Şimdi fırçayı seçmiş olduğumuza bir emin olalım. Burada boyama fırçasını, boyutunu ayarlayacağız ayrıca. Bakın bu sol tarafta size bölümü vardır. Yani boyut bölümü. Şöyle biraz artıralım. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz ben boyamaya başladığım andan itibaren alttaki limonun seçildiğini görüyoruz. Yani aslında doğal renginin oluştuğunu görüyoruz. Dikkat edin. Aslında bu ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu aslında limonun hem gerçek görüntüsünü ortaya çıkarıyor hem de seçim yapmış oluyor. Örneğin Shift Q ile arkadaşlar buradan çıktığım zaman dikkat ederseniz limonun bu bölümü yani boyamış olduğum bölümü seçilmiş hale geliyor. Bunu dilersem kopyalayıp farklı bir yere yapıştırabilirim. Aynı işlemi arkadaşlar Shift Ctrl A ile bunu kaldıralım. Hani maske kullanmadan da yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Örneğin şurada hani Fuzzy Select Tool var. Bunu seçeriz. E, Photoshop'ta arkadaşlar Seal DNA aracına benziyor bu. Şöyle üzerine tıkladığımız zaman bakın dikkat ederseniz benzer renkteki yerleri seçiyor. Aynen buna benziyor. Eşiği artırırsak çok daha farklı yerleri seçecektir. Çok daha geniş alanları seçecektir. Bakın tıkladığım zaman artık sınırları seçiyor. Yalnız şu aşağıdaki gölge bölümünde arkadaşlar seçiyor. Diyelim ki bunu kullanmak istemiyorsunuz seçimde. Başka shift control a ile kaldırıyoruz. Neyi kullanabiliriz? Path aracımız vardır. Yol aracımız arkadaşlar. Biraz şöyle kontrole basılı tutarak fare tekerleğini ileriye götürürüz. Şunun kenarlarından arkadaşlar şöyle bir seçim yaparız. Dikkat ederseniz. Tabii uzun sürecektir bu işlem. Ben şöyle çok hızlı yapayım arkadaşlar. Kabaca göstermek için. Burada zaten temellerini anlatıyorum. Kontrole basılı tutarak arkadaşlar. Burayı şöyle seçiyoruz. Enter'a bastığımız zaman da yine burada bir seçim yapmış oluyoruz. Select dersek From Path. Yani bu yoldan seçim yap dersek yine arkadaşlar seçim yapmış oluruz. Yani seçim yapmak arkadaşlar burada çeşitli şekillerde mümkün. Bakın herhangi farklı bir araca geçtiğim zaman burayı bu path yani yol aracından seçmiş olduk. Yani bir noktada shift control ile yine burayı kaldırıyorum. Quick mask de seçim yapmamıza yarıyor. Ama bunu arkadaşlar boyama yoluyla fırçayı kullanarak yapmamızı sağlıyor. Eğer fırçayı e, güzel kullanıyorsanız grafik tabletiniz varsa çok daha etkili seçimler yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bunun güzel bir özelliği daha var. Bakın yaklaşıyorum. Diyelim ki seçim yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Dışarıya taşırdım. Varsayalım birazcık dışarıya taşırdım. Bunu nasıl düzeltebilirim? Şimdi şurada arkadaşlar araç kutumuza geldiğimiz zaman bakın şu bölümde siyah var. Alt bölümde arkadaşlar dikkat ederseniz beyaz var. Bunları değiş tokuş yapabiliyoruz. X'e bastığımız zaman bakın dikkat edin arkadaşlar siyah üst tarafa geldi. Beyaz altta kaldı. Tekrardan X'e bastığım zaman beyaz üst tarafa geldi siyah alt tarafta kaldı. Bunun mantığı böyledir. X'e basarak burayı değiştirirsiniz arkadaşlar. Dışarıya taştığı zaman bakın X'e basıyorum. Burada artık değişiklik oldu. Bu değişikliğe göre artık bunu dışarıdan bakın seçimi arkadaşlar daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Önce şöyle bir içi arkadaşlar seçmek istiyorum. Bakın şu anda herhangi bir şey yapmıyor dikkat ederseniz. Çünkü artık bunu hani silmeye almamışız. Şuraya geliyorum. Burada üstünde bir araç var arkadaşlar. X de yapmasak da bakın bu aracımıza tıkladığımız zaman yine değiş tokuş yapacaktır. Buna tıklıyoruz. Bakın seçim yapıyoruz. Fırça boyutunu şöyle bir büyütüyorum arkadaşlar. Öncelikle kabaca arkadaşlar şunun bakın şöyle bir genel itibariyle seçimini yapıyorum. Sonra tekrardan arkadaşlar ya X ile ya da oradaki araçla bunu bakın şöyle yanlış bastım X ile buraya geliyorum fırça boyutunu şöyle bir küçültüyorum arkadaşlar. Bayağı bir küçültmek istiyorum ve yaklaşıyorum. Artık bundan böyle arkadaşlar. Bakın bunun dışını çok rahat bir şekilde böyle boyayarak seçimi yapıyorum. Çok daha hassas bir şekilde ince seçimler yapmak istiyorsak arkadaşlar bunu kullanabiliriz. Bakın dikkat edin şu anda seçimi gerçekleştiriyorum. Şöyle Kenarlarda çok daha etkili bir seçim yapmış oluyoruz. Hassas bir seçim yapmak istiyorsanız arkadaşlar bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi burada fırçayı dediğiniz gibi küçültürsünüz arkadaşlar. Dilediğiniz gibi bu seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi burada hız videoyu hızlandıracağım arkadaşlar. Güzel bir seçim yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar burada diyelim ki böyle biraz uğraştık çok ince. Yaklaşarak hassas bir seçim yaptık. Ee, tekrar Shift Q ile arkadaşlar bakın dikkat ederseniz burada seçimi gerçekleştirebiliyoruz. Dikkat edin. Gayet güzel bir şekilde seçmiş olduk. İstersek arkadaşlar Select Feather diyerek bu kenarlarında birazcık daha böyle keskinlikler varsa onları da yumuşatarak çok daha güzel bir seçim haline getirebiliriz. Örneğin daha yumuşak bir kenarda oluşması için 5 değerini verdim. Sonuçta birçok alana girmiş oldum arkadaşlar dikkat ederseniz. Hani Quick Mask hızlı maske dediğimizde bir tür seçimdir. Bu seçimler arkadaşlar tamamen hani size kalmıştır. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz çok daha basit metotlar kullanabilirsiniz. Shift Ctrl A ile seçimi kaldırayım. Hani buradaki daire aracını bile kullanarak yaklaşık bir seçim yapıp ben bunlarla uğraşamam derseniz kabaca seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunu dilediğiniz yere de götürebilirsiniz. İsterseniz bunu bu şekilde de seçebilirsiniz. Sonuçta seçim aracı arkadaşlar. Şuradaki araçları kullanarak çok rahat seçemezsiniz. Şu biberin uç kısmını örneğin kareyi kullanarak. Belki ne yaparsınız arkadaşlar? Hani burada path aracını kullanarak seçebilirsiniz en iyi seçim bu olur. Enter'a basar. Seçimi gerçekleştirirsiniz. Bakın. Veya ne yaparsınız arkadaşlar? Yine maskelemeyi kullanarak seçersiniz. Örneğin Shift Q'ya gelirsiniz. Fırçayı seçersiniz. Fırça boyutunu ayarlarsınız. Şurada hatta arkadaşlar fırçanın yumuşaklığına bile karar verebilirsiniz. Çok daha sert, çok daha yumuşak bir fırçayla seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin birazcık daha yumuşak bir fırça alıyorum. Boyutunu küçültüyorum, yaklaşıyorum. Şuradan arkadaşlar bakın. Renk değişimini yapıyorum. Artık bu şekilde kenarlara çok dokundurmayacak şekilde arkadaşlar çok daha rahat, güzel bir seçim yapabiliyorum. Bunlar tamamen arkadaşlar sizlere kalmış. Ben hani dediğim gibi taştığını düşünürseniz, dışarıya taştığını düşünürseniz arkadaşlar Tekrar X'e basıp geçiş yapıp bu sefer buralardaki kenarlardaki taşmaları ortadan kaldırabilirsiniz. Bakın Shift Q ile tekrar çıktığım zaman arkadaşlar bu bölümün nasıl da seçilmiş olduğunu görüyoruz. Misal bu bölümü Ctrl C ile seçip arkadaşlar şu bölüme bir yere yapıştırdığımız zaman ne kadar ederseniz bunu artık arkadaşlar bu bölüme yapıştırmış olduk. Tabi büyütebiliriz istersek. Tabi bir anlamı olmayacaktır bunun. M ile şöyle dediğimiz yere taşırız. Shift kontrol A ile seçimi kaldırırız ya da şurada tekrardan yeni bir katmana diyerek de bunu buraya alırız. Yani seçim yapmamıza yarıyor arkadaşlar. Detaylı bir şekilde hızlı maske seçim yapmamıza yarıyor. Birçok aracı seçmekte kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Ve buradaki araçlarımızda da yeniliyorum arkadaşlar. Hani boyama yapma veya silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. X de kısa yoluymuş. Evet arkadaşlar. Böylelikle GIMP içerisinde hızlı maskenin ne amaçla kullanıldığını da öğrenmiş olduk. Sonraki GIMP derslerimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.